Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'la tanıştığı iddialarına sert yanıt verdi. Bugünkü köşesinde iddiaları yalanlayan Zeyrek, ''Bu tür bir ahlaksızın tarafı asla olmadım. Bundan sonra da olmam. İma edilmesini dahi hakaret olarak görürüm.'' dedi. Deniz Zeyrek, ABD'nin yürüttüğü kara para soruşturması çerçevesinde Viyana'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın siyaset, emniyet, yargı ve basın bağlantıları çok gündemde. Kendisi Karslı diye bütün Karslı gazetecilerin kendisinden nemalandığı yazılmaya başlandı. Bu kapsamda benim bir yazım üzerinden de bazıları o gazeteciler arasında Karslı Deniz Zeyrek var mı sorusunu sormaya başladı. Bu abuk imaya yanıt vermeyi dahi zul görüyorum ama sessiz kalmakta olmuyor. Önce iddiaya konu olan yazı yanımsatmak istiyorum. Pandemi nedeniyle evlere kapandığımız, o bunaltıcı elbiselerin içinde terkan içinde kalan, yorgunluktan ve ailelerine bulaşma riskinden evlerine dahi gidemeyen sağlık çalışanlarını balkondan alkışladığımız günlerdi. Betül Türk isimli sağlık çalışanı yorucu bir nöbetin ardından Kars'tan gelmiş içinde peynir ve bal olan bir kargo ile karşılaşınca bir tweet atarak mutluluğunu dile getirmiş ve Sezgin Baran Korkmaz Vakfı'na teşekkür etmiş. Sezgin Baran Korkmaz da iyi ki varsınız diyerek o mesajı tekrar tweetlemiş. Normal şartlar altında ikisini de takip etmediğim için bunun farkına varamazdım. Ancak o zamanki Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen iki mesajı da alıntılayarak hem üretimi desteklemek hem sağlık emekçilerini sevindirmek mesajını paylaşınca okuma şansım oldu. Salgının hepimiz hepimizi umutsuzluğa sevk ettiği bir dönemde karşılaştığım ve hoşuma giden bu mesajları okuyucularımla paylaşmak istedim. 18 Nisan 2020 günü yazdığım yazıya küçük bir kutu açarak insana dokunan bu paylaşımlar için üçünü de alkışladım, tebrik ettim. Ayhan Bilgen'le tanışır, kendisini Türkiye'nin en önemli insan hakları savunucularından biri olarak görürüm. Ancak Sezgin Baran Korkmaz'la hiçbir kişisel ilişkim olmadı. Öyle oteline, yalısına, yatına gitmek, kendinden hediyeler almak gibi şeyler bir kenara, herhangi bir vesileyle bir araya dahi gelmedim. Ne yalan söyleyeyim. O çirkin imaya dayanarak yapılan yazımı yazarken de Ayhan Bilgen'in mesajları paylaşmış olmasını önemsedim ve olayın içindeki dayanışmaya odaklanıp önünü arkasını düşünmedim. O yazıdan yola çıkarak mesafeyi kaldırdığımı ileri sürüp hatta beni Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkilendirmeye çalışanlara şunu söylemek istiyorum. Sadece yasa dışı işler yaptığı söylenen Sezgin Baran korkmaz değil, yasa dışı işi olmayan herhangi biriyle de tarif edilen tarzda bir ilişkiyi hem mesleki hem de insani açıdan ahlaksızlık olarak görürüm. Bu tür bir ahlaksızlığın tarafa asla olmadım. Bundan sonra da olmam. İma edilmesini dahi hakaret olarak görürüm. dedi.